Evet sevgili arkadaşlar, lambalar, elektriksel güç ve enerji testinin son sorularıyla devam ediyoruz. XYZ lambalar, XY lambalar işlerin yönelmesi üreticiler kurmuş. Buna göre hangileri tek başına kalırsa X'in parlaklığı artar diyor. Şimdi arkadaşlar ilk durumu düşünelim. İlk durumda ne var arkadaşlar devrede? İki tane üretici var ve seriyi aynı yönde bağlamış. V ve toplam 2 ve 2 ve 2 kim paylaşıyor? X ve Y paylaşıyor. Özdeş olduğu için V ve V şeklinde paylaşacak. Peki M'yi kapatmam ne işe yarayacak? Şu üretici paralel bir üretici eklemiş olacak. V V ise toplam yine V olacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece o üretilen akım artık bu ikisi paylaştığı için ömürleri biraz uzamış olacak. Ama X'in parlaklığında bir değişme arkadaşlar yok. O zaman M ne yapmıyor? X'in parlaklığını arttırmıyor. O zaman bir kere M'yi eleyebilirsin şıklardan. Peki K'yı kapatmam ne işe yapacak? Y'yi kısa devre yapacak. O zaman 2 V'yi tek başına artık kim harcayacak? X harcayacak. O zaman X'in potansiyeli arttığı için parlaklığı artacak. O zaman K'yı kapatmam olur. Zaten kalan iki şıkta da ortaktı. Bunu zaten biliyoruz. Peki L'yi kapatmam ne işe yarar arkadaşlar? L'yi kapatmam da şu üretici kısa devre yapar. Yani bu üretici devreden çıkar. O zaman devreden çıktığı için ne olacak? Geriye sadece tek bir üretici VM kalacak. Devreyi şu şekilde o V, X ve Y'yi beslediği için V bölü 2, V bölü 2 paylaşacaklar. Az önce V, V idi. Parlaklık ne yapacak? Azalmış olacak. O zaman L olmayacak. Bizi arttırmamızı istiyordu. Cevabımız Adana'dır. Sadece bir tanesi bozuk olduğuna göre bozuk olan lamba hangisidir? Şimdi bozuk olması demek ne demektir arkadaşlar? O lamba bir dirençtir. O direnç telinin kopması demektir. Yani orası anahtar gibi davranır ve orası kesik bir tel görevi görecek. Peki ikisinde de ne yapıyor? Üçer tane lamba ışık veriyor. O zaman üçer tane lamba ışık veriyorsa arkadaşlar bir kere ne olur? P lambası bozuk olsaydı arkadaşlar, sadece bozuk bu diğerleri çalıştırsaydı, o zaman üst taraftaki lambaların hepsi yanardı. Dört tane ışık verirdi. O zaman bir kere P değil ışıklar da eleyebilirsin. K bozuk olsaydı ne olurdu? Akım sadece P'den geçerdi. Üst taraf K bozuk olduğu için K'dan sonra da devam edemeyeceği için şu KLM'nin hiçbiri yanmazdı. O zaman sadece bir tane yanardı. O zaman K da kesinlikle bozuk değil. O zaman P zaten yanıyor. K da yanıyor. Devre tamamlayacağı için o zaman 3 tane lamba olacağı için üst taraftan L ve M'den geçseydi 4 lamba yanar. Demek ki bizim akım nereden gidiyor? Bizim akım demek ki N'nin üzerine gidiyor. Yani üst tarafa gitmiyor. O zaman N'nin üzerinden geçtiğine göre o zaman N de bozuk değil. Yani bozuk olan lambamız kim? Ya L ya da M. L veya M'den biri bozuk ki o tarafa akım gidememiş. Kesik tel gibi davranmış. O zaman ikinci devreden de ne yapacağız? L mi M mi onu kıyaslayacağız. Arkadaşlar eğer M bozuk olsaydı ikinci devrede ne yapardı? Akım buradan geçemediği için hiçbirine gitmezdi. O zaman hiçbir lamba ışık vermezdi. Ama her ikisinde de 3 tane lamba ışık olduğuna göre demek ki M de bozuk değil. Demek ki bizim bozuk lambamız kimmiş arkadaşlar? L'ymiş. L bozukmuş. Kesik tel gibi davrandığı için akım bu kola gidememiş. K, P ve M'den geçmiş. Yani burada şu 3'ü ışık vermiş. Burada da şu 3'ü ne yapıyor? Işık veriyor. Cevabımız Bursa olacaktır. İdeal devre elemanları kullanan devrede iş direnç önemsiz. Özdeş, işte üreticiler, özdeş lambalar var. Anahtar hangileri kapatılması bütün lambaların ışık vermesi için gerekli ve yeterli. Şimdi arkadaşlar bu tip sorularda ne yapın? İlk önce şuna bakın. Mesela bir lamba varsa, bir lambanın ucu boştaysa, yani o zaman bu lambanın üzerinden akım geçmediği müddetçe bu lamba yanmaz. Ucu boşta olan bir lamba varsa onu kesin kapatmak lazım. Yani şöyle düşün. 3 nolu anahtarı kapatmadığı müddetçe şu lambanın yanma şansı nedir arkadaşlar? Yoktur. Yani çünkü akım devreyi tamamlayamaz. O zaman bir kere 3 kesin olacak. Ha yeterli dediği için 3'ün olması yeterli oluyor mu? Ona bir bakalım. Harflendirme yaptım. Buraya A dedim. Burası ne oldu? A oldu. Burası ne oldu? A oldu. Şuraya B dedim. Burası B. Burası B oldu. O zaman A'dan gelen akım bir A'dan B'ye buradan gidiyor. Bir de A'dan geliyor. Şuradan, şuradan, şu üçünden dolaşıp B'ye geliyor. Evet o zaman ne yaptı? Yeterli oldu mu? Oldu. O zaman cevabımız yalnız 3 Ceyhan olacaktır. Bu sefer dirençler özdeş değil. X'ten 2 dakikada açığa çıkan ısı enerjisini soruyor. Kaç kilojüldür? 1 kilojül de 1000 jülmüş. O zaman önce bir devreyi çözümleyelim. 6 ve 3 paralel olduğu için buranın eşdeğer direnci kaç olacak? 2 olacak. 8 de 2 seri olduğu için devrenin toplam eşdeğer direnci kaçtır arkadaşlar? 10'dur. Üreticinin EMK'sı potansiyel farkı 30 ise ohm yasasından yani V eşittir I çarpı R'den. V'miz 30 ise devrenin toplam direnci 10 ise devreden geçen ana koldaki akım kaç amperdir? 3 amper. Buradan 3 amper gelecek. Sonra buradan gelen akım 3 amper olacak. 3 amper burada 2'ye ayrılacak. Paralel olduğu için potansiyelleri V'ler eşit olmalı. V'ler eşit olması için kaç değiştiririm? 6 değiştiririm. Yani ben buna giden akıma I dersem buraya gidene 2'yi diyeceğim. Zaten gelen akımın toplamı 3'lü. O zaman 3'ü ne yapacağız? 1'e 2 şeklinde paylaşacağız. Yani 1 amper buradan, 2 amper buradan geçecek. Bana 2 dakikada X direncinden yani şuradan 2 dakikada açığa çıkan enerjiyi soruyor. Açığa çıkan ısı enerjisi nedir arkadaşlar? Güçle zamanın çarpımıdır. Gücü nereden buluyoruz?
İster i çarpı v'den bul, ister i kare çarpı r'den bul, ister v kare bölü r'den bul. Hangisini istiyorsun? Mesela ben i çarpı v desem. Buranın v'si kaç? 6. Geçen akımda kaç? 2. Yani bunun gücü ne kadar arkadaşlar? i'si 2, v'si de 6 olduğu için 2 çarpı 6'dan 12 watt. E çalışma süresi ne kadar? 2 dakika. Yani bunu saniye cinsinden yapacağız arkadaşlar. 2 dakika dediğimiz şeyde ne olacaktır? 120 saniye. 12 ile 12'nin çarpımı ne olacaktır? 12 ile 12'nin çarpımı 144 çarpı bu. Yani açığa çıkan enerji 1440 jül. Ama kilojul dediği için bunu 1000'e böleceğiz. Yani 1, 2, 3 virgül kaydırırsak ne olacak? 1.44 kilojul olacaktır. Özdeş lambalar iç direnç önemsiz üretici kuru devrede ışık vermeyen lamba sayısı N1, eşit parlaklı yanan sayısı N2. N1 bölü 2. Önce devreyi bir çözümleyelim. Buraya A dedim. Harflendirme yaparsam burası A oldu düz yoldan, burası A oldu şuradan geldin, burası A, aynı şekilde burası A. Ne oldu bu? Kısa devre yanmıyor. Peki buraya B dersem burası ne olacaktır? B olacaktır, burası B olacaktır, burası B olacaktır, burası B olacaktır. Şuraya da atıyorum ne diyebilirsin? C diyebilirsin. Burası C, burası C, burası C, burası C. O zaman bir kere arkadaşlar ışık vermeyen lamba sayısı bir tane olduğu için N1'imiz nedir? 1'dir. Peki aynı parlaklıkta olan nedir? Şimdi bir direkt A'dan B'ye giden şu lambamız var. Yani A'dan B'ye tek bir lamba var. Bir de A'dan geliyor C'ye gidiyor bir lambayla. Sonra C'den de B'ye 1, 2, 3 tane yoldan geliyor. Yani 1, 2, 3 tane lambamız var diyebiliriz. O zaman şöyle düşün. V, V, V ise İ'yi geldiği için, 3'yi geldiği için burası 3 V'dir. Toplam 4 V olduğu için burası 4 V olacak. Yani eşit parlaklığı yanan şu 1, 2, 3 tanesidir. Aynı parlaklığı yanında 3 olduğu için cevabımız Ceyhan olacaktır. Hangileri kapısa tüm lambalar ışık verir? Tüm lambalar ışık verdiği için şu az önceki soruyu hatırlayın. Bir ucu boşta olan bir lamba varsa ilk önce onu arıyorsun. Mesela buldum ben bir tane. Ne? Şu M. M'yi kapatmadığım müddetçe şu lambanın yanma şansı nedir? Yoktur. O zaman yeterlidir işte diyor. Hangisi kapatmak yeterli olacak? Sadece M'yi kapatmak yeterli olacak mı? Baktım harflendirme yaptım. A dedim. Oo, K'yı kapatmadığım müddetçe devreye bağlamaz. O zaman mecbur K'yı da kapatmak zorundayım. O zaman buraya A dedim. Burası ne oldu? A oldu. Burası ne oldu? A oldu. E şuraya B dersen burası B ise burası B. Burası da ne oldu? B oldu. Şimdi A'dan B, A'dan geliyor. Şundan geçiyor. Yukarıda da ne yapıyor? Şu ikisinden geçiyor. Sonra burada birleşiyor. Tamam birleşsin. Birleştikten sonra bir daha ne yapıyor? Bir daha ikiye ayrılıyor. Şu anda o zaman bütün lambalar yanıyor mu? Yanıyor. O zaman K'yı ve M'yi kapatmam ne oldu? Bütün lambaların yanması için yeterli oldu. Zaten şöyle düşün. L'yi kapatmam ne yapardı? Şunu kısa devre yapardı. Bunun yanan lambayı söndürmüş olurduk. O zaten olmazdı. Elektriğin faydalarının yanında verebileceği zararların önüne geçmek için evlere sigortalar yapıyoruz. Sigortalarıyla geçeceğiz. Evlerimizdeki sigorta üzerinde belirtilen amper değerinden fazla akım geçmesi durumda devreyi açarak akım geçmesini ne yapıyor? Kesiyor. Yani devreyi açmış oluyor. Planı ve odaların sigortanın bağlı durumu şekilde verilen evde odalarda bulunan elektrik aleti vermiştir. Ayrıca her odada 110 watt gücünde bir lamba bulunmaktadır. Şehir genelinde 220 volt olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar bir nolu sigortadan nereye akım geliyor? Bir nolu sigortadan mutfağa geliyor. Peki mutfaktaki fırının gücü ne? Buzdolabının gücü 660 watt. Fırının gücü 2200 watt. Bulaşık makinesi de 220 watt. O zaman şöyle düşün. Mutfakta toplam ne olacak arkadaşlar? Mutfakta harcanan yani üçünde hem buzdolabını hem fırını hem bulaşık makinesi çalıştırsam üçünün harcadığı toplam güç toplarsak ne olacak? 3080 wattlık bir güç oluyor. Şimdi bunlar ayrı toplamını yapmak daha zor oldu arkadaşlar. Ayrı ayrı yapalım. Peki gücü ben i çarpı v şeklinde düşünsem. V'miz de sonuçta evdeki bütün aletler birbirine paralel bağlı olduğu için kaç volta bağlı? 220 volta bağlı. O zaman mesela buzdolabının gücü 660 ise demek ki buzdolabı ne yapacaktır arkadaşlar? 3 amperlik akım çekecektir çalışırken. Fırın işte 2200 ise 220'ye böldüğüm zaman bu 10 amperlik akım çekecektir. 220 voltluk wattsa potansiyelimizde 220 voltsa bu da 1 amper çekecektir. Dolayısıyla mutfağa ne yapacaktır arkadaşlar? 3'ü de çalışıyorsa 13-14 amperlik akım geçecek. Yani o zaman ne yapacak? Birinci sigortadan geçen akım 14 amper olacak. Peki bakalım buzdolabı işte banyoda saç kurutma makinesi var. Gücü ne kadar arkadaşlar?
İşte 1100 watt. Sonuçta gücümüz 1100 wattsa, V'miz de potansiyelimiz 220 voltsa, çünkü zaten her alet işte birbirine paralel bağlı ve potansiyeli 220 volt çevrim eğilimi olduğu için, o zaman buraya giden akım ne kadar olacaktır? 5 amper olacaktır. Yani bu odaya 5 amperlik akım gidecek. Salona bakalım. Salonda işte televizyonumuz 220 wattmış. Yani bu 1 amperlik akım çekecek. İşte klimamız 3300 wattmış. O zaman bu da ne yapacak? Bu da 15 amperlik akım çekecek. Yani o zaman ne yapacaktır? 16 amperlik akım çekecektir. Peki 1 nolu sigorta 14,5 amperden daha büyük değerler olmalı demiş. Şimdi 1 nolu sigorta ne yapıyor arkadaşlar? 1 nolu sigorta işte mutfağa gidiyor. Mutfakta bu üçlü aletle çalışıyorsa ne oluyor? 14 amperlik akım geçiyor. O zaman bir kere eğer oraya bağladığımız sigorta 14 amper veya 14 amperden daha küçük bir şey olursa ne olur? Üçü de aynı anda çalıştığında sigorta atacak. Sigortanın atmaması için 14 amperden biraz daha yüksek bir değer olmalı. O zaman 14,5 amperden daha büyük bir değer olmalı. Doğrudur. 2 nolu sigorta 10 amper olabilir. Şimdi 2 nolu sigorta dikkat ederseniz arkadaşlar birinci oda, ikinci oda ve banyoya gidiyor. Banyo zaten tek başına ne yapıyor? 5 amperlik akım çekiyor. Yalnız birinci oda veya ikinci odada ne kullandığım hakkında bilgim var mı? Yok. O zaman 1 ve 2'de odadaki artık kullanacağım. Pardon. Her odada bir de ne vardı? Lamba vardı. Her odada ayrıca gücü 110 watt olan bir de lamba kullanmıştık. Dolayısıyla her odaya o zaman ne yapacağız? Gücü 110 wattsa o zaman 0,5 yani yarım amperde ondan gidecek. Burası ne olacak? 4,5 amper olacak. Burası 16,5 amper olacak. Burası da yarım amper buraya en azından bir lamba var yani. Yarım amper buraya işte yarım amper de buraya eklersek o zaman 5, 6,5 amper. Sonuçta 6,5'tan daha büyük bir değer olacak. 10 amper olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? 3 nolu sigorta 20 amper olmalı. 3 nolu sigortaya ne yapıyor? 16,5 amperlik akım çekiyor sonuçta işte salon. Ne olacaktır? 16,5 amperden daha büyük bir şey bağlayacağız. O zaman 20 amper olabilir mi? Evet olabilir. Peki ana sigortaya baktığımız zaman ne olacak? 14,5 buradan gidiyor zaten bu sigortanın akım geçiyor. 16,5 da buradan gidiyor. Kaç etti? 31 etti. 5,5 amper de buraya gidiyor. Hatta 6,5 da buraya gidiyor. 36, 37,5 amper. O zaman 37,5 amperden büyük bir değer olabilir mi? Evet olabilir. Tam 37,5 olursa o zaman evdeki her alet çalıştığında o ana sigorta atacaktır. O zaman daha büyük bir değer yapmamız gerekiyor. Yani doğru olan ifade nedir? Hepsi bizim için doğrudur arkadaşlar. 47. sorumuz. K'li arasında R1 dirençleri oluşmuş. R1 ile R2'nin güçleri eşit. Yani şunun gücüyle şunun gücü eşitmiş. Arkadaşlar güce baktığımız zaman gücü I çarpı V'den veya V kare bölü R'den veya işte I kare çarpı R'den yorumlayabiliriz. Şimdi bana direnç değerlerini verdiği için ben şu üçüncüyü tercih ediyorum. Mesela buradan giden akımı atıyorum I desem bunun gücü ne olacak? I kare çarpı 9R'den 9I kare R olacak. Bu da aynı güçlü olması için o da direncim R ise o zaman buradan giden akımın 3I olması lazım. Buradan 3I gidiyorsa I ise aşağı gittiğine göre demek ki 2I de yukarı gidecek. Paralel olduğundan dolayı buranın potansiyeli V'si ile buranın V'si eşit olmalı. Buraya giden akım hani 9I ise buranın da 9I olması için o zaman direncim 4,5 R'lik bir direnç yani 9 bölü 2 R'lik bir direnç olması lazım. R3 direncinin büyüklüğünü sormuş zaten. 9 bölü 2 olacaktır. Gücü 2000 watt olan şekildeki ütü günde 40 dakika çalışıyormuş. Elektriğin kilovat saati 1,2 TL olduğuna göre diyor. Ütünün bir ayda toplam tükettiği enerji. Arkadaşlar şöyle düşünün. Günde 40 dakika çalıştırıyoruz. Yani o zaman 40 dakika demek 6 saat cinsinden sonuçta bize kilovat saat. Yani çalışma süresi bizim için saat olarak lazım. 40 dakika demek 40 bölü 60'dan ne olacaktır? Günde 2 bölü 3 saat çalıştırıyorum. Bir ay olmuş. Bir ay 30 günden oluştuğunu düşünürsek o zaman bir ayda çalışma süresi ne olacaktır? 30 tane 2 bölü 3 saatten 20 saat toplamda çalıştırmış olacağım. Peki harcadığı enerji ne arkadaşlar? Enerji güçle çalışma süresinin çarpımı. Yalnız bu enerji gücümüzü kilowatt çalışma süresinde saat cinsinden alacağız. Enerjiyi kilowatt saat cinsinden bulmak için. Gücü 2000 watt'tı. 2000 watt demek ne demektir? 2 kilowatt. O zaman gücüm 2 kW ve ayda toplamda 20 saat çalışıyor. Yani o zaman bir ayda harcadığı enerji ne olacaktır? 40 kW saat olacaktır. Elektriğin kilowatt saati de 1,2 TL'ymiş. O zaman bunun faturaya etkisi ne olacak? 40 çarpı 1,2 dersek yani 4 çarpı 12 dersek arkadaşlar 48 lira ne yapacaktır? Sadece bu ütü için elektrik faturası ödemiş olacağız. X ve Y'nin güçleri oranı sormuş. Devreyi önce bir çözümleyelim. Bakalım bunlar nasıl paralel. Paralelse ne olmak zorundaydı? Potansiyelleri yani V ile eşit olacaktı.
O zaman ben buradan geçen akıma 1 i derse, burası 2 i oluyorsa, yukarıdan geçen akıma 2 i derim. E buradan giden akıma da ne derim? 3 i derim. E gücü nereden bulayım? Gücü ben burada I kare çarpı R'den bulayım. Akımları buldum. Dirençleri zaten biliyorum. O zaman X'in gücü geçen akım 3'ün karesi 9 çarpı 4'ten 36 watt olacak. Y'nin gücü geçen akım 2'nin karesi 4 çarpı 1'den 4 olacak. O zaman 36 bölü 4'ten güçler oranı ne çıkar? 9 çıkacaktır. 50 ve son sorumuz arkadaşlar. Evet. K anahtarı kapına kaç tane ışık vermeye başlar demiş. Şimdi arkadaşlar anahtar açıkken zaten üreticinin ucu boşta olduğu için hiçbiri ne yapmıyor? Işık vermiyor. Peki kapatırsam kaç tane ışık verecek? E harflendirme yapayım. Üreticim burasına A dersem burası A'dır. Başka zaten gidemedim. Diğer ucuna B dersem burası ne olacaktır? B olacaktır. Düz yoldan gelirsem burası B olacak. Burası B olacak. Şurası B olacak. E bu dikkat edin şu alt yoldan giderseniz ne olacak? E burası da B olacak. E burası da B olacak. Burası da B olacak. Bu da B oldu. Bu da B oldu. O zaman şunların iki ucu aynı harf aldığı için yani bir potansiyel fark oluşmadığı için şunların hepsi neyi? Kısa devre. Işık veren sadece kimdir? Sadece A'dan B'ye giden şu lamba ışık verecek. Yani ışık vermeye başlayan lamba sayısı kaçtır? 1 adettir diyebiliriz. Evet arkadaşlar, lambalar, elektriksel güç ve elektriksel enerji testimizi de burada bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.